Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ağrıyan başımla, çatlayan kafamla yine karşınızdayım. Project Zomboid'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. bölümdeyiz. Normal zorluk seviyesine aldık oyunu. En zor da yemedi tabi. Yani 7'de öldük oğlum yani. Adam bir ısırdı böyle haşırt diye. Bizimki bir yamuldu böyle, bir orası burası ayrı oynadı. Yalnız oyunu normal zorluk seviyesine alınca fark ettim abi. Ulan normalde ortalıkta ne kadar materyal kaynıyormuş öyle ya. Bizim girdiğimiz yer boş çıkıyordu abi. Girdiğimiz yer boş çıkıyordu. Oğlum bu ne? Buzdolabı ağzına kadar dolu zaten. Harbiden buzdolabı ağzına kadar dolu abi. Hardal mardal yemem ben ya. Şimdi Hacı abi, bu bölüm galiba birazcık temizlik time. Evet, banyoda herhangi bir şekilde ecza dolabı olarak kullanabileceğimiz bir şey yok. Şu musluğun hemen altındaki rafı su deposu yaparım. Onun hemen bir yanındaki rafı abur cuburlar, böyle bozulma durumu olmayan materyaller yaparım. Buzdolabı zaten bildiğiniz gibi. Bu tarafı da muhtemelen komple ecza malzemelerine ayırırım. Ve ilk baştan ısırılmıştık galiba ya. Dakika 1 gol 1. Şu sargıyı kaldıralım bakalım. Hala sargı kirli mi? Hala kan kaybımız var mı? Oğlum öksürünce var ya, böyle kafam yerinden çıkacak gibi oluyor ya. Acayip bir şey böyle. Ama söz verdim, sözümde duracağım. Bugün 4 video dedim, 4'ünü de yayınlayacağız abi. Umarım keyif alırsınız ve beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Gerçekten sizlerin beğenisi, sizlerin desteği benim çok hoşuma gidiyor abi. Sizlerin destek olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Eksik olmayın. Şimdi. Öncelikle... Yağmaladığım malzemeleri falan nereye koyabilirim misal? Bu makarnalar falan niye benim yanımda? Yani bunlar çok güzel sorular aslında. Oo, su şişeleri, taze yumurta falan filan. Biz bayağı bir şeyler toplamışız ya. Ama önce bir çantamı boşaltmam gerekiyor. Oha, taze pişmiş domuz pirzolası. Taze pişmiş. Biri evden çıkmadan evvel domuz pirzolası mı yaptı? Zehirlenmeyiz umarım ya. Ama zehirleneceğimizi zannetmiyorum. Oh, zırh gibi doydu abi. Bak bu doyma sayesinde sağlık durumumuz da iyiye doğru gider. Ulan kolay seviyede böyle kolumuz çizildi, öldük. Burada adam ısırıldı, tık demiyor kanka. Tık demiyor, ben de buna tutuluyorum. Ben de buna hasta oluyorum abi. Tık demiyor herif ya. Oh, şuradan daha taze domuz pirzolası, taze pişmiş biftek, pişmemiş biftek falan. Bunların hepsini pişirir yeriz. Başka pişirip yiyebileceğimiz bir şey var mı bilmiyorum. Derin dondurucuda bir şey var mı abi? Donmuş tavuk. Abi şey yapalım o zaman ya. Şunları da dondurucuya koyalım. Bunlar da donsun. Geri kalan materyaller tüketilebilir şeyler zaten. Hardal çöp ama. Hardalı çöp toplarken alacağım. Bu tarafa da suları koyacaktık ama öncelikle bir su şişelerini doldurayım. Bazısı yarımmış. Biz bu evde bayağı bir vakit geçireceğiz gibi duruyor. Oğlum ben istediğim her şeyi yaparım ki, o kadar fazla materyal var ki yani, hani istediğim bir şey yapmamak mümkün değil gibi bir şey. Çok fazla materyal var abi. Her şey emrine amade böyle. Abi benim bak bunları bir yere bırakıp gidip şey yapmam lazım. Gidip temizlik yapmam lazım. Neyse, suları da bir şuraya koyayım da, bu üstümdeki sular full mü? Önce bir kendi envanterimi alıp kontrol edeyim. Ondan sonra hallederim. Yumurta kartonunu falan da derin dondurucuya koyayım. Derin dondurucuya hiç yumurta konur mu bilmiyorum abi. Açıkçası bizde yumurta hep şeyde durur. Normal buzdolabı gözünde durur. Derin dondurucuya daha hiç koyduğumuzu görmedim ben. Abi şuraya bir cipsleri koyar mısın? Şey, cipsleri diyorum ya, suları. Burası su deposu olacak abi. Tencerelerin içi falan full su dolu olacak. Yumurtayı koyacaktım ben değil mi buraya? Abi şu yumurta kartonunu da koyalım. Ben bir yere boşaltıp halletmezsem bu iş çok uzun sürecek. Oğlum burası bile dolu ya. Baba bak şöyle yapıyoruz. Bunun hepsini al bir koy şuraya. Kolonyayı ben niye almışım ya? Ferahlatır falan diye mi acaba? Herhalde o kafayla aldım abi kolonyayı. Keşke becerikli özelliğini alsaydım ama hızlı kitap okuyan ve iriyi aldım. Aslında ikisi birbirine zıt ya. Genelde çok fazla kitap okuyan insanlar o kadar fazla iri olmuyorlar. Yani iri dediğim vücutlu olmuyorlar. Yani şimdi insanlar ikiye ayrılır dersem çok salakça bir şey söylemiş olurum. Ya yani iki yönde tercih ederler abi. Kimi zihnini, ufkunu genişletir, beynini genişletir. Kimisi de vücudunu geliştirir. Ki ikisi de normaldir. Baba biz ne yapacağız? 95 çiviyi böyle tek tek koymanı mı izleyeceğim? Harbiden mi?
Bir durdur olayı, bir durdur. Kutu yapamıyor muyuz abi? Çivi kutusu. Kutu halinde yapalım oğlum. Tek tek atılır mı bu ya? Çivi eksik falan değil değil mi? Çivileri kutuya koy. Abi ne yapıyor şimdi? Çivileri kutuya mı koyuyor? Ha önce envanteri alacak sonra kutu yapacak. Haydi. Abi elinle avuçlayamıyor musun ya çiviyi? Ne bileyim böyle hani eline batmayacak şekilde avuçlayabilirsin lan. 30-40 taneyi böyle aynı anda alabilirsin ya. Böyle tek 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 manyak mısın abi? Bak oyunun bu yönüne ayar oldum şimdi. 20 dakika yedik burada biliyor musunuz oyun süresiyle? Allah'ım sabır ver. 20 dakika yedik lan burada oyun süresiyle. Abi şunları da bir şuraya at. Almıyor ki. Oho burası dolmuş oğlum. Burası almıyor. Al başına belayı. Şimdi bak buradan çöp olarak algılayabileceğim ne var? Yelek var. Yastık var. Yastık. Ya susturucu olarak kullanılabiliyor böyle. Hani tabancanın önüne falan koyabiliyorsun bildiğim kadarıyla ama hani tabancanın önüne koyup sıktığında herhangi bir şekilde ses vermemeyi sağlıyor. Ama ve lakin nasıl yaparız hiçbir fikrim yok. Şunu da bir bez parçası yapalım o zaman. Envanterde dursun. Tamam. Buraları sonra düzenleyeceğiz zaten. Şimdi burada dergiler, kitaplar falan var. Burası durabilir abi. Buraya gazete ve dergileri yiyarız. Kitapları falan yiyarız. Bak yeni başlayanlar için aşçılık falan var. Onu yiyelim abi. Yeni başlayanlar için aşçılık, avcılık, marangozluk. Hepsi de yeni başlayanlar için. Süper. Düşük seviyeli balıkçılık. O da süper. Defter sayfasıyla boş defter, boş not defterini atalım. Ya zaten kalem bulup falan bir şeyler yazdığımızı çok nadir hatırlıyorum ben. Ya şuraların kapılarını kapatalım bir şimdi. Şu tarafa girelim abi yan tarafa. Burada neler var? İç çamaşırı. Yırtıp bez yap abi. Şunu da yırtıp bez yap. Kulaklığı radyoyu dinlerken falan kullanabiliyoruz. Aslında faydalı bir şey de ben İngilizce bilmediğim için zaten radyodan bir şey anlayamam ki. Radyoda önemli bir şeyler söylüyor mu? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hani normal şartlar altında radyodan önemli bir şey söylese gerçekten anlamadığım için üzülürüm. Ama önemli bir şey söylediğini hiç zannetmiyorum. Çöp poşeti durabilir abi. Çöp poşeti sonradan bizim işimize yarayacak. Önemli bir şey söylediğini hiç zannetmiyorum. Hani işte şuradan büyük bir zombi dalgası geliyor. Kendinizi koruyun, tedbirli olun gibisinden falan önemli şeyler söylese neyse. Ama önemli hiçbir şey söylediğini zannetmiyorum. Oğlum un falan işe yarayacak. Şu kızartma tepsisi falan işe yarayacak da nasıl kullanılacağını biliyor musun abi? Undan bir sen nasıl ekmek yapılır ben bilmiyorum ki. Ona maya falan bir şeyler lazım. Neyse sonraki düzenleme kısmında hallederiz. Kaşıkları al abi. Ya bunlar benim gözümde çöp. Un dursun. Yağ bıçağını al. Abi unları şuraya koyar mısın? Zamanlayıcıyı al. Çatalı al. Çöp poşetini alıp ikinci envantere koy. Tamam. Tamam. Buraları sonradan düzenleyeceğiz abi. Buzdolabında atılacak bir şey var mı? Var. Hardal var abi. Hardalı hiçbir şekilde o buzdolabında tutmam ben. Eyvallah. Eyvallah abi. Buranın çöpü bu kadar demek ki. Şu kirli sargı bezini de koyalım şuraya. Bluzumuz da gerçekten çok iğrenç. Ama yapacak pek fazla bir şey yok. Şuradan hemen ilerleyen zamanlarda lazım olur diye. Burada bir yerde çöplük vardı. Oraya koyabilirim ya da bir evi çöplük olarak da kullanabilirim. Gerçi daha evlerin hiçbirine loot'a falan girmedim ben. Bende düzen hastalığı var abi. Adam akıllı düzen yapmadan şey yapamıyorum. Oynayamıyorum. Ya oynadığım oyundan tad alamıyorum yani. Çok ilerleyen safhaları düşünüyorum. Onda da ölüyoruz zaten. Abi siz bana aldırış etmeyin. Ben çöp kutusunuzu kullanıp gideceğim. Bak çöp poşetini alırım. Çakmağı alırım. Lollipop'u falan alacak değilim. Baba hiç öyle kapıya mapıya vurmayın. Ben şuraya çöp atıp gideceğim. Ya korkma arkadaşım. Ya kahveyi çöpe atmak nasıl bu kadar uzun sürebiliyor acaba? Beni aydınlatır mısın canım? Ampul sonradan işe yarayabilir ya. Neyse buradaki çöp de oğlum. Çok uzakta bir yerde değil zaten. Kapıyı zorluyor bak. Gelmişken bizi katil edecekler ya. Kafalarına koymuşlar yani. Kirli sargı mı? Hala kanıyor mu oğlum kolum? Zombileşme falan mı var? Abi hala kolum kanıyor. Ne ayak? Ne ayak? Oğlum biz böyle uzun uza diye yerleşiyoruz ama ölmeyelim lan.
Allah Allah. La bak vurmayın şu cama kapıya. Vallahi aklınızı alırım ha. Vurma la cama kapıya. Gel, gel çık dışarı da görüşelim gel. Gel çık dışarıya da görüşelim. Hayırdır bro? Hayırdır? Problem ne? Ne yapıyor orada? Bir tane daha var bak. Sizden bir tane daha var orada. Kapısı açık değil mi lan buranın? Nerede o manyak bir yere kafa atan? Yani odanın kapısını şey yapıyor da. Tamam. Buraları sonra lootlayacağız abi. Buraları sonra lootlayacağız. Acelesi yok. Şimdilik cam çerçeve indirmeyelim. Bak yalnız ben ufaktan şey yapıyorum ha, kullanıyorum. Ben ufak ufak kullanıyorum abi, işin açığını söyleyeyim. Ya sanki böyle bu çar da zombiye dönüşecek gibi. Ufaktan kullanıyorum baba, ne yalan söyleyeyim. Şimdi hacı abi ne yapacaktık? Öncelikle evin işini gücünü bir yandan hallederken bir yandan da şu buzdolabından biz taze donmuş tavuk, taze pişmemiş biftek. Abi şu bifteği alalım. Bifteğin kokusu camlar falan kapalıyken dışarı gidiyor mu acaba? Abi bifteği alalım. Burada biftek pişe dursun, tamam mı? Burada biftek pişerken biz de bu tarafa adam akıllı malzemeleri yığalım. Buraya... Oğlum ben, sürekli bir tarafım kaşınıyor benim ha. Böyle sanki içeride bir böcek möcek bir şeyler varmışçasına. Baba al şunları. Bunlar şey olarak kullanılacak. Mutfak bıçağını al. Bunlara su dolduracağız ya sonra. Burada suyla alakalı şeyler olacak. Şu konserve domatesi, cipsi, makarnayı falan da al. Abi burada sadece suyla alakalı şeyler olacak. Şu saplı tencereyi, su şişesini, normal tencereleri de al birinci envantere. Su şişesini de al canım. Bunları al, bunlara su doldurup buraya koyacağız. Sonra her şey rahatlayacak. Ulan şş, ocaktan bir ses falan geldi. Ne ayak? Yakmayalım oğlum yemeği şimdi. Oha yanıyor, 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 yanıyor. Kapat. Yok lan ne yanması ya? Taze pişmemiş hala. Öf. Ben ne dedim? Aha yaktık. Bifteği yaktık. Aman kanka aman. Sen de sürekli hemen bir bahane ara. Su şişesini de doldur. Saplı tencereyi de doldur. Doldurduklarımızı bir şuraya yerleştirelim de biz. Abi su dolu kase, su dolu saplı tencere. Su şişesi. Şişeler doluydu herhalde değil mi? Böyle şişe doldurma çıkmadı burada. Yok sadece tencere çıktı. Yerleştir buraya. Ben bunları yaparken bir yandan da yemek hazır olmuş olur zaten. Abi bu sefer kararlıyım böyle. Binanın etrafını falan baya baya bir sağlamlaştıracağım. İlk başlar böyle birazcık sıkıcı olur abi, anlıyor musun? Hani yerleşmedir, düzen evresidir falan filan. Ben böyle oynuyorum baba. Ya böyle oynayacağız ki ilerleyen zamanlarda sıkıntı çıkmayacak, anlıyor musun? Ne neredeydi, nerede ne vardı falan durumuna girmeyeceğiz. En azından işte bak baba, yemek deposu şuraydı. Ne kadar yemeğimiz var? Böyle böyle bu kadar yemeğimiz var. Tamam eyvallah, o zaman hani yemek deposunu ona göre dikkat ederiz. Ona göre şey yaparız. Yemek deposunu düzenleriz. Kaseyi ver bana. Kibrit, konserve açacağı, kızartma tepsisi ve kızartma tenceresini ver. Su şişesini, normal tencereyi ver. Unu ve tohum paketini çantaya atalım. Cips kalsın burada. Çünkü buraya abur cuburları yerleştirmeyi planlıyorum ağırlıklı olarak. Taze pişmiş biftek. Kapat abi. Yok canım, yanlış vaziyette değildir ya. Ye hocam. Bu kol hala kanıyorsa eğer bir sıkıntı var demektir abi. Pekala. Sen yemeğini ye. Şuradan şunu bir alalım. Muhtemelen alkolle bizim temiz şey yapabilmemiz gerekiyor. Oğlum niye temiz sargı bezi yapamıyoruz ya? Ya hiçbir şeye yaramıyor musun? Alkol şey değil midir abi? Mikrop kırmaz mı? Hocam bandajı yaptığımız sürece iyi durumda diyor. Yani ben olay ne çözemedim ki gerçekten. Şu kaseyle tencereleri de dolduralım. Abi olay ne çözemedim hakikaten ya. Oğlum bir sıkıntı var bak, yani bir sıkıntı var. Bir insan kolundan aldığı hasarı bu kadar kafaya takmaz abi. Bir insan kolundan aldığı hasarı bu kadar kafaya takmaz. Bir sıkıntı var gibime geliyor. Hacı abi şuraya gel.
Su dolu kase, su dolu tencere ve su şişesini buraya taşı. Bayağı bir suyumuz var canım. Baksana ya, 28 birim falan suyumuz birikti. Şununla birlikte 29-30 birim suyumuz var neredeyse. Çok güzel. Burayı da işte böyle cipstir, abur cuburdur onlar için kullanacağız. O yüzden bu cipsi de buraya. Makarna. Makarna aslında yemek türü de makarnanın ben dışarıda bozulduğunu görmedim. O yüzden makarnayı buraya koyabilirim. Unu koymayacağım. Un ve tohum için hakikaten nasıl bir yer ayarlarım hiçbir fikrim yok. Ama konserveler de buraya abi. Konserve açacağı da buraya tabii ki. Doğal olarak. Aslında konserve açacağı sürekli üstümüzde kalabilir. Konserve yemekleri oradan alır alır çeker yeriz. Konserve yemekleri şuraya atalım. Yavaş yavaş evi düzenine oturturuz zaten şimdi. Başka bir şey var mı abi? Şunu kapattıydık. Çok güzel. Daha iş yaparız biz. Daha iş yaparız şimdi. Burada kase var. Peynirli makarna var. Pişmemiş bilmem ne. Peynirli makarna. Saplı tencere. Normal tencere. Tohum bir şurada dursun. Öncelikle bir şu tarafa gelelim abi. Buraya peynirli makarna konulacak. Pişmemiş hazır. Pişmemiş hazır yemek nasıl oluyor misal? Abi aldım bunu. Bak pişmemiş hazır yemek. Nasıl yapıyoruz abi? Aldım bunu dolaba attım. Ya hazır yemek dediğim böyle paketle birlikte mi yapıyorsun yemeği? Anlamadım ya. Neyse, kirli sargı bezim falan var. Benim evin içerisinde de bir çöplük gibi bir şey yapmam lazım. Hani çöp niyetine kullanabileceğim bir şey. İleride kasa masa yaparız, o sorun değil de. Tamam, şu su dolu kase, su dolu saplı tencere ve su dolu normal tencereyi alalım. Muhtemelen bu arada o hazır yemek pişmiyor. Hazır yemeğin pişmesi için galiba su falan ilave etmemiz gerekiyor. Oha! Pişti mi lan hemen? Pişti. Pişmiş hazır yemek. Buradan bana bir tane su versene abi. Bir tencere su versene. Abi şimdi pişmiş hazır yemeği suyla mı karıştıracağız? Brokoli, domates, mısır, peynir, taze pişmiş tavuk, pişmemiş tavuk. Yahni. Yere dök, sargıyı temizle. Sargıyı temizle seçeneği var. Ha tamam, suyla kirli sargıyı falan temizliyoruz. Okey, okey. Kirli sargıyı bir temizleyelim abi. Çünkü yeniden sargı kirlenecek. Bu kolun bu kadar kanaması normal mi? Ya çok ciddi anlamda bir kan kaybım yok da bu kolun bu kadar kanaması normal mi? Bu arada şöyle söyleyeyim, bu pişmemiş hazır yemek de çöp, ben bunu yemem abi. Ya o kadar sıkkınlık ve mutsuzluk veremem kendine. Bir insan pişmemiş hazır yemekten niye bu kadar şey olur, ayar olur bilmiyorum ama. Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Banyo benim minimum kullanacağım yerlerden biri. Muhtemelen sadece şu klozetteki suyu içmek durumunda kalabilirim en baba. Bu yüzden ben burayı çöplük olarak ilan ediyorum ve şunu atıyorum. Başka ne atılacak? Başka atılacak bir şey yok aslında. Ben banyo kısmını çöplük olarak ilan ediyorum hacı abi. Bu tarafa araç gereç işte ilk yardım malzemeleri falan demiştik. Şuraya ilk yardım çantasını atalım. Uyku ilacını atalım. Ahşap yapıştırıcı falan buranın işi değil elbette. Bu arkadaşın ön kolu beni bir şey yaptı ya, böyle beni bir tedirgin etti gerçekten. Beni bir tedirgin etti. Şu derin dondurucudan iki yemek daha çıkaralım. Bunları pişirip yiyelim abi. Ondan sonra da yatalım bir güzel. Vakit yavaş geçiyor gibi sanki. Ya aslında yavaş geçmesi bizim açımızdan iyi bir şey ama. Neyse şimdi şu materyalleri toparlayalım bakalım. Şurayı bir komple al abi. Burayı bir komple al. Alırsın lan komple. 10 birim diyor. Oho. Ondan dolayı almıyor. Al baba şuraya. Şimdi. Tabi kızartma tavasının yeri falan burada değil ama buraya ne koyacağım konusunda pek fazla bir fikrim yok açıkçası. Burası bizim alet edevat merkezimiz olsun mu? Ben zaten genelde burada uyurum da. Burası bizim alet edevat merkezimiz olsun abi. Böyle çivili beyzbol sopası, çöp poşeti. Çöp poşeti deyip geçmeyin abi. Çöp poşetlerinden su depolama alanı yapılıyor. Su depolama alanı için buna ihtiyacımız var. Çakmak, efendime söyleyeyim, ahşap yapıştırıcı. Buralar alet edevat mekanları olsun. Aman aman, hemen sıkıl zaten. Hemen sıkıl.
Hop dedik. Kibriti de buraya. Şunları şöyle bir aşağı taşırsak. Biraz hızlı abi, biraz hızlı. Tamam, buraya alet edevat alanı dedik. Şurada zaten normal okumalık kitaplar falan filan var. Şöyle aşağı indik abi. Burada ne var? Buranın ışığını açar mısın canım? Buranın ışığı nerede? Buranın ışığı açık dursun hep. Heh. Burası boşta. O zaman burayı mı ben tohumluk alan yapacağım ya? Yedek silah ve tohumluk alan gibisinden. No, öyle de olmaz. Bıçağı falan bir şuraya atayım da. Kızartma tepsisini de muhtemelen gidip banyoya atacağım. Pişmemiş hazır yemek. Abi iğrenç. O pişmemiş hazır yemek. Aa. Yemem yani. Full zarar lan. Full zarar baba. Unu falan buraya koymam ya. Artık un da buraya koyulmaz abi. De koyacak yeri şaşırıyorum artık. Harbiden koyacak yeri şaşırıyorum artık yani. Burası sular. Yemek ne alemde ya? Pişmemiş tehlikeli. Pişmesi bu kadar uzun mu sürüyor be? Pişmesi bu kadar uzun sürüyorsa yandık. Abi cipsi, fıstık ezmesini, şu konserve zımbırı. Kızartma tepsisi değil lan. Konserve sığır etini, mısır gevreğini, makarnayı. Bunları buraya bir koy abi. Konserve açacağını da buraya koy. Yedekte bulunsun. Tohumları, unu falan nereye koyacağım ben? Onlar da önemli malzemeler. Aynı zamanda kolonyayı falan nereye koyacağım ki? Kolonya ne işe yarıyor bilmiyorum. Ya bence kolonyayı alet edevatların arasına yığabiliriz ya. Bence kolonya buraya yığılabilir. Şunlar atılacak zaten. O kadar çok sağlık malzemem olacağını zannetmiyorum ben. Bu yüzden buraya şeyi de atacağım ben. Tohumları ve unu da atacağım abi. Undan illaki ekmek yapılıyordur yani. Ekmek falan yapılıyordur. Onu yapmaya çalışırız. Yukarıdaki envanterimiz boştu zaten. Üstesinden geldik lan. Bir sıkıntı var beyler. Bir sıkıntı var bak bu işte. Hissediyorum abi. Enfeksiyon mu kapmış? Ulan o kadar yarayı şey yaptık. Bizim dezenfektana ihtiyacımız var. Bizim acilen dezenfektana ihtiyacımız var abi. Yemek ne alemde? Oho, siz pişeceğinizde ben o günleri göreceğim. Şu ocağı kapat baba. Şu ocağı kapat. Şuradan bir su iç. Abi gecenin saat 1'i ama bizim gidip yan binadan bir yerden loot yapmamız lazım. Şu bezleri dezenfekte etmemiz lazım. Dezenfekte etmediğimizden dolayı sanırsam adam şifayı kapıyor. Baba aç kapıyı. Hocam selamün aleyküm. Ben burada kimsenin olmadığını tahmin ediyorum ama. Abi ecza dolabı. Yara bandı. Abi sargıyı kaldırıp şu yara bandını alır mısın? Abi yara bandı. Yara bandı daha bir yararlı değil midir ya? Abi kirli sargıyı at şöyle. Sabunla suyla falan bir şeyler yapılamaz mı ya? Oğlum dezenfektan olarak kullanılabilecek hiçbir şey yok mu şu koca evde be? Buzdolabı falan ağzına kadar dolu da. Abi. Bir sen sık sık yemek ye hiç. Tamam mı? Böyle elmayı melmayı Allah ne verdiyse ye. Bak portakal ye baba, C vitaminidir. Tamam mı? Ye sürekli. Yemekten patlayacak. Uzun süreli iyileşme ve güç desteği. Yoğurdu da göm. Yoğurdu da göm. Bak yoğurt da iyidir. Şu cambarı bir adam akıllı dolsun. Oğlum adam enfeksiyon kapmış. Bu enfeksiyonu nasıl halledeceğiz? Ben yine dayanamayıp ecik loot yapacağım da. Yeni başlayanlar için aşçılık var zaten evde. Taze donmuş dondurma. Tamam dondurma da ye. Abi yani bu kadar uzun süreli iyileşme ve güç desteğinin sonrasında babalara gelemezsin diye umut ediyorum. Burası da dışarı. Abi benim dezenfekte edeceğim bir şeye ihtiyacım var. Aygıt ayarları. Baba kapatır mısın şunu? Kapat. Bu çevrenin dikkat çekmesini istemiyorum ben. Bu loot'u yaparken öleceğiz, ondan sonra ağlayacağım ben. Düşük seviye avcılık. Yeni başlayanlar için marangozluk, yeni başlayanlar için çiftçilik ve gazete. Gel abi gel. Gel kapat şunları. Abi enfeksiyon kaptık bununla da direkt. Ulan dezenfektan olarak kullanabileceğim bir şey yok mu? Bak yara bandının yine bir dezenfektan etkisi falan vardır diye şey yaptım, umut ettim ama. Ablacım gerçekten burada mı saklandınız ikiniz? Senin bir kafaya basıp öldürebilir miyim?
Abi bir müsaade et. Siye 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 aynen. Hocam müsaade et bir. Oturduğumuz yerde enfeksiyon kaptık ayol. Vur kafaya. Vur. Vur. Vur vur inlesin. Güzel. Buranın kapıyı zorluyordu zaten. Etek. Dergili utlama derdindeyiz arkadaş. Adam ölüyor, biz de gazete dergili utlama derdindeyiz ya. Dur, yeni başlayanlar için çiftçilik 2 tane mi oldu? 3 tane oldu. 3 at şunları, at. At şunları. Ulan iyileşme ve güç desteğinden falan iyiyiz de can değeri onarılmıyor lan. Abi bu bütün her yerde aynı mı bu buzdolapları? Buzdolapları hayvan gibi dolu ağzına kadar tıka basa. Abi şu testereye falan var ya, %100 ihtiyacım olacak benim, biliyor musunuz? Testereye ve çivilere falan. Aa bak, buraya da bunları atarız. Orta seviye merangozluğu da şuraya koyarız. Bunu da buraya koyarız. Bunları atarız. Kızartma tepsisini de fırlat. Gerçekten ilk defa böyle buralarda bir hatır sayılır malzeme topluyorum abi. Kırmızı şarap. Kırmızı şarapın peki dezenfektan etkisi var mı? Şarapta hiç zannetmiyorum ama. Evet, yok, tahmin ettiğim gibi. Kirli sargı. Baba durum kötü galiba be. Enfeksiyon kapmış. Enfeksiyonu nasıl durduracağız ulan? Orası kanayıp kanayıp duruyor arkadaş. Yara bandını kullandık, attık. Bir şey yapmam lazım ya. Yukarıda bir yerde medikal mi vardı? Bir yer vardı. Ulan şu evlerin birinde hiç şey olmaz mı ya? Bu evlerin birinde bir tane bile şey olmaz mı abi? Dezenfekte etmek için bir zımbırık. Baba var mı burada bir şeyler? Evlerin kapıları ağzına kadar açık. Hasrip. Ben bu loot sevdasına çarı yatırmasam bari. Evet. Abim çamaşır suyu içip çortlamış. Ağrı kesici. Baba ağrı kesici mutlaka şart da şu an benim aradığım şey dezenfektan etkisi görebilecek bir şey. Bak cımbız da lazım. Cımbız da çok lazım gerçekten ama yara bandını da alalım. Ama. Dezenfektan lazım bana. Abi hiç mi dezenfektan olmaz ortalıkta ya? Bu abim buradan alları dikmiş. Büyük yürüyüş çantası. İşime yarar. Ama sonra. Kazak, çorap, bilmem ne. Ya belki dolapta falan dezenfektan bulurum diye umut ediyorum ama oğlum bu ne ya? Her taraftan malzeme fışkırıyor. Her taraftan malzeme fışkırıyor kanka. Bu ne? Her yerden malzeme fışkırıyor. Hayır, bir şey değil. Dakika bir gol bir ısırıldık. Öleceğiz yani. Ona üzülüyorum sadece. Sağdan soldan her yerden malzeme fışkırıyor ya. Hocam. Hocam genel vücut durumu iyi de enfeksiyon kaptıysak eğer babalara geliriz yani. Tek atmaya başladı mı? Yok, hala uğraşıyor. Anlayın ki tek atmaya başladıysa enfeksiyon etkisini gösterdi. Bu sebepten dolayı babalara geleceğiz. Oğlum şu eve girmenin bir yolunu bulmamız lazım bak. Arkasından bir yerden dolanıp şu eve girelim. Çünkü bu evin içerisinde muhakkak dezenfektan var gibi duruyor. 2-3 loot yapalım dedik. Oo, içeride de zombi var. Selam zombi kardeş. Evet, kapıları kilitlemişsiniz ama ben şu ablanın bir icabına bakayım. Ulan içerisi de zombi dolu be. Burada yiyecek olur ya. Dezenfektan olur mu bilmiyorum ki. Benim acilen dezenfektana ihtiyacım var ama. Enfeksiyon kapmadan önce dezenfekte etmek gerekir ama enfeksiyon kaptıktan sonra ne yapmak lazım hiçbir fikrim yok inanın eğer. Ölecek mi artık ya? Gerçekten mi ya? Ölecek mi artık? Lan ölsene. Teşekkür ederim öldüğün için canım. Oralarda bir şeyler var. Buralarda çiçek böcek falan filan. Biz bu barikatı söküp içeri girdik diyelim. İçeride gerçekten malzeme bulabilecek miyiz? Ve bu malzeme, bulduğumuz malzeme dezenfektanla alakalı olacak mı? Ya dezenfekte etmemize yardımcı olabilecek mi? Aklımdaki deli sorular bunlar. Abi merhaba.
Merhaba, seni bir öldürmem lazım. Hayır yani niye enfeksiyon kaptım onu da anlamıyorum ki. Yarayı direkt sargıladık abi. Yarayı direkt sargıladık yani. Ana abi ayva yedik biz ya. Biz ayva yedik oğlum, ben size söyleyeyim. Biz babalara geldik ya. Enfeksiyon kapmış. Sargılı olduğu sürece sorun yok. Şimdi vücutta o enfeksiyonu yenmemiz lazım bir şekilde. Sargılı olduğumuz sürece sorun yok abi. Hocam merhaba. Sizinle uğraşamayacağım gerçekten. Sabahın 4'ü. Ben hiç uğraşmadan girdim içeri. Selam. Selam. Kimse var mı? Umarım kimse yoktur. Abi levye be. Levye be abi be. Ve el feneri be. Oğlum şimdi şurada hemen mutfaktan böyle bir tıkınayım edeyim. Buralardan var ya camış gibi loot yapabilirdik ama işte sıkıntı şurada. Char ölüyor bir yandan. Abi şu peynirin de tamamını ye. Ye oğlum ye ye ye, yemekten patlayana kadar ye. Yemekten patlayana kadar ye, fazlasını ye hatta. İyileşme ve güç desteği lazım sana ama o enfeksiyon yüzünden galiba yeterince iyileşemiyorsun abi. Buralarda dezenfektan falan bulabilir miyim hiç zannetmiyorum. Havan ve tokmak. Bu bir şeyleri çırpmak için falan kullanılıyor da. Abi sanırsam bu evin banyosu yukarıda. Hocam merhaba. Kimsecikler yok mu ya ortada? Burada var mı? Yok eyvallah. Burada var mı? Var. Abla merhaba. Arkamda bir zombi daha olmadığını umut ediyorum ve sana dalıyorum direkt. Vur kafaya. Tamam çok güzel, aç ışığı. Abi ne olur bir dezenfektan be. Aa ilk yardım çantası. Oğlum ilk yardım çantam var ya. Bu ilk yardım çantasında illaki bir dezenfektanla alakalı bir şey yok mudur? Bence vardır ya. Bence vardır oğlum. Sargıyı kaldırıp şuradan bir ilk yardım çantasıyla falan mı bir şeyler yapmaya çalışsak? İlk yardım çantası. Aynen abi, dezenfektan falan var içinde ya. Ne demek at lan? Hocam. Sargıyı kaldır bir. Baba ilk yardım çantası. Oğlum ilk yardım çantası var ya elimizde. Baba ne yapacağız bu ilk yardım çantasını, birinci donanım olarak mı kuşanacağız? Ha? Şunun içerisinden dezenfektan ve bandaj. Bandaj dezenfekteli mi? Ha? Bandajı dezenfekte et. Sargıyı kaldır. Bu dezenfektan daha kullanılır abi. Dezenfektan, sargıla, sterilize bandaj, dur. Bir dezenfekte et abi. Alkollü mendille bir dezenfekte et. Tamam. Sterilize bandajla da sargıla. Ağrı var şu an. Ama şeyi kırıyoruz abi. Mikrobu kırıyoruz ya orada. Mikrobu kırıyoruz baba orada. Yani... Oğlum ağrı kesici var mı lan? Moruk ilk yardım kiti bu ya. Ağrı kesici falan olması lazım. Var 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 var. Ağrı kesicimiz var. Ağrı kesicimiz var abi. Ağrı kesicimiz var. Aşırı ağrı hissediyor. Tamam tamam dur. Ben seni rahatlatacağım acı. Ben seni rahatlatacağım. Ağrı hissetmen normal kanki. Ağrı hissetmen normal. Tamam mı? Ağrı hissetmen gayet normal. Sen keyfini kaçırmamaya bak. Ağrı hissetmen gayet normal. O kolu daha önce ilk yardım kitiyle dezenfekte etmediğimden dolayı kendi aptallığım tamamen, tamam mı? Senin ağrı hissetmen gayet normal kardeşim. Şu alkollü mendili falan kaldıralım. Dezenfektanı ve yara bandını da şeyin içine koyalım. Tamam, çekici birincil donanım olarak kuşan tekrardan. Umarım iyi durumdasındır kankacım. Umarım iyi durumdasındır. Şurada birazcık yemek yedirelim sana. Ulan Char yine GG oluyordu arkadaş. Char yine GG oluyordu. Makarna... Tabanca ne arıyor ya? Abi insanın mutfak çekmecesinde tabanca ne arıyor? Anlamadım ya. Abi şu cipsi göm.
Vücut durumu iyi diyor da şu an ne kadar iyi yani? Şu cipsi göm. Artık üzerimde nasıl bir ağırlık varsa. Baba konserve açacağını da şöyle at. Daha bak büyük bir tane spor çantası aldık. Koşu çantası. Onu şey yapmadık. Abi buzdolabından sen şu elmayı ye. Mısırı ye. Taze mısır kaplamayı ye. Aman diyeyim pişmemiş şeylere bulaşma da. Tamam abi bence iyisin. Bence iyisin. Şuradan suyu da iç. Babuşlar biz de ufaktan bölümü sonlandıralım. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.